İstanbul'u bu kumaş pazarından sadece 5 TL almıştım. Şimdi onunla çok pratik, kolay bir elbise yapacağım. Şu koyu renkleri etek kısmına denk getirmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar, kumaş videomu izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye bırakıyorum. Bu kumaş kenarları otomatik katlı şekilde satın aldım. Yani bu kısmı da şu kısmı da şöyle kıvrık. O yüzden işim bayağı kolay olacak. Öncelikle dörde katlıyorum. Özellikle şöyle desenlerinin iç içe aynı yere gelmesine dikkat ettim. Umarım devamında denk getirebilmişimdir. Yani öyle olmuş olur diye tahmin ediyorum. Şimdi yineliyorum. Üst ve alt otomatik kendinden kıvrık bir kumaş olduğu için işim gerçekten çok kolay olacak. Ben şu iki daireyi baz aldım. Yani tek bir seferde keseceğiz, dikeceğiz ve elbisemiz hemen hazır olacak. Buradaki şu boşluğu baz alaraktan dümdüz kesiyorum direkt. Görüyorsunuz ne ölçü ne bir şey. Bu arada herkes kendi bedenine göre bu ölçüleri değiştirebilir. Yani bunda bir yanlış yok arkadaşlar. Büzeceğimiz için dar ya da gevşek olması önemli değil. Buradan kesiyoruz. Geldiğimde de burayı kol olarak değerlendireceğim. Ama bu taraf kıvrık olduğu için yani aynı gözükmesini istiyorum. Bütün kolların onu şu şekilde şöyle yapayım. Şimdi burada kumaşım. Şurayı şöyle kesiyorum. Altına kadar arkadaşlar, burada dikkat edin. Yani böyle devam edip tekrar burayı sökmek zorunda kalabilirsiniz. Az önce itiraf ediyorum, ben öyle yaptım. Koltuk altına kadar dikiyoruz. Şimdi omzumuzun ölçüsünü bu şekilde alıyoruz videodaki gibi. Daha sonra kestiğimiz lastiği şöyle tekrar yineliyorum. Benim kumaşım katlıydı. Siz burayı katlayabilirsiniz de. Buralara dikiş atacağım ama ben kat yeri bozulmasın diye dikişini sonraya erteledim. İsterseniz buraları şimdiden böyle birleştirip kumaşı içine gelecek şekilde şöyle katlayıp dikerek, yani sizin kumaşınız katlı olmadığı için bu payı kıvırma katında unutmadan yapmanız gerekiyor. Ha, böyle yaparsanız da minik bir kol elde edersiniz. Bu da problem olmaz. Benimki katlıydı. Ben şanslıyım. Şöyle yine tel tokama lastiğimi düğümledim ve bu tünelden geçiriyorum.
Evet, buraya istediğimiz gibi böyle yüzüyoruz, açıyoruz. Yani lastiğin yoğunluğu sonradan düzelecek zaten. Şimdi kollarını kapatmaya geldi sıra. Bu arada ben farklı bir model yapmak istiyorum derseniz burayı böyle bırakıp komple de kıvırabilirsiniz de, yani böyle de kullanabilirsiniz isterseniz. Ben burayı dikmeyi tercih ediyorum. Şöyle kollarının şu iki kenarlarından boynunda bittiği yere kadar bir buradan düz dikiş dikiyorum. Bir de aynı şekilde diğer taraftan şöyle üst kısmından düz dikişimi hemen dikiyorum. Evet, bu kısımları da kapattım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, eğer benim gibi önce lastiğe geçirip sonra dikiyorsanız arkadaşlar, buralarda bu lastik, yani pileleri güzel önceden dağıtmanız lazım. Üzerinizde prova yapmanız lazım ki, çünkü şöyle dikerken bu lastikler burada sabitlenmiş oluyor iki uçta da. Düğüm attığım yeri görüyorsunuz. Burayı da böyle bayağı bir sabitledim. Zaten en son overlockla temizleyeceğim ben kenarlarını, ama yine de şimdi şu görüntüyü de şuradan yok ediyorum. Şimdi kollarına geldi sıra. Kollarını normal çoğu dikişte kullandığımız gibi şöyle ikiye katlıyorum. İçe doğru. Kıvırdım içeri doğru ve tüm çevresini bu şekilde iğneleyip dikeceğim. Bu koluna da aynısını yapacağım. Tekrar iğneliyorum. Benim etek altım diyeceksiniz, anladık, senin kumaşın kıvrıktı. Benim eteğimin ucu kıvrılmış bir kumaşta. Eğer değilse siz ne yapıyorsunuz? Yine böyle iki tane katlıyorsunuz ve düz dikişle aynı kol ucunda uyguladığınız uygulamayı etek ucunda da uygulamış oluyorsunuz. Ve evet, elbisemin kollarını da şöyle kıvırdım. Gördüğünüz gibi şu an bitmiş modeli bu şekilde. Tekrar yineliyorum. Yok, bu sefer demeyeceğim buraları kıvrık diye. Şu iç dikişlerini ister böyle bırakabilirsiniz, ister overlockla direkt dikebilirsiniz. Overlockla dikip sabitleştirebilirsiniz. Nasıl içinizden geliyorsa ve nasıl içinize siniyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Üzerimde duruşunu görmeden videodan çıkmayın lütfen. Görüşmek üzere.